Şu anda Smithsonian Amerikan Sanatı Müzesi'nin bir galerisinde Thomas Moran'ın yaptığı devasa bir tabloyu inceliyoruz. Tablonun ismi Yellowstone Büyük Kanyon. Bu Moran'ın Amerika'nın batısını resmettiği ilk büyük ölçekli tablosu. Aslında Scribner's dergisindeki iki makale için çizim yapmadan önce sanatçı ülkenin batısıyla ilgilenmiyordu. Ancak bu makaleler ilgisini çekti ve ülkenin batısını kendi gözleriyle görmek istediğine karar verdi. Fotoğrafın icat edilmediği dönemden önce nüfusun çoğunluğunun yaşadığı ülkenin doğusunda insanların batının nasıl olduğuyla ilgili hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden Ferdinand Hayden araştırma ekibine hem bir fotoğrafçı hem de bir sanatçı dahil etmişti. Fotoğrafçı olarak yanına William Henry Jackson'ı almıştı. Ayrıca Philadelphia'lı 34 yaşındaki şehirli bir sanatçı da batıyı keşfetmek için bu ekibe dahil olmuştu. Ancak bunun için at sürmeyi öğrenmesi gerekiyordu. 16 gün boyunca Moran, görüntüleri oluşturması konusunda Jackson'a yardım etti. Daha sonrasında Moran, Jackson'ın kadrajının arkasına geçerek manzaraların resmedilmeye değer yanlarını bulmaya çalışıyordu. Bu Transcontinental Demiryolu Hattı'nın açılmasından hemen sonraki dönemdi. Demiryolu 1869'da açılmıştı ancak ülkenin daha güney bölgelerinde hizmet veriyordu. Büyük Göller Bölgesi ile Batı yakasını bağlayacak bir demiryolu hattı inşa etme düşüncesi o zamanlarda ortaya atılmıştı. Demiryolları insanların bu iki bölge arasında seyahat etmesi için teşvikler arıyordu. Moran ve Hayden'ın Yellowstone'dan getirdikleri o kadar etkileyici ve güzeldi ki, daha öncesinde Coulter Cehennemi olarak anılan bölgeyi Kuzey Pasifik Demiryolu yönetimi Harikalar Diyarı olarak pazarlamayı başarmıştı. Morin, bu bölgeyi sanki cennetten çıkmış ve gerçekte var olmayan bir yer olarak göstermeyi başarmıştı. Renkler tamamen doğru kullanılmış olsa da bölgedeki kükürt kokusunu hissetmiyoruz. Bunun yerine tablo, gerçekten de dışarıda Yellowstone'daymışız izlenimini uyandırıyor. Burada taraflı davranıyor olabiliriz ancak Yellowstone'un Kuzey Amerika'daki en güzel yer olduğunu iddia edebiliriz. Burada Jackson'ı fotoğraf çekerken hayal etmek oldukça ilginç. Tabii ki bunlar siyah beyaz fotoğraflar. Jackson'ın taşıdığı ağır ekipmanlarla dolaşmak ve bunları kurmak oldukça yorucu olmalı. O sırada da Moran'ın eskizleri çizdiğini hayal edebiliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz kitle fotoğrafçılığı çağında bu tablonun aslında gerçek bir görüntü olmadığını hatırlamakta fayda var. Bu birkaç görüntünün birleşimi aslında buna birleşim demek haksızlık olur çünkü Morin Yellowstone'da olmanın nasıl kuvvetli bir his olacağını yansıtmaya çalışıyordu. Tek bir görüntünün kullanılması bunun için yeterli olmayabilirdi. Tuvalin üst kısmında uçan akbaba aslında tablonun devasa boyutunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Park yönetimi, sanatçının noktası ve ilham noktası gibi yerleri belirlemiş olsa da ve bu yerler bundan 150 yıl önce Moron'un eskizlerini yaptığı noktalara çok yakın olsa da aslında Moron'un bu tabloda veya diğer panoramik resimlerde betimlediği bu manzarada fotoğraf çekmek mümkün değil. Bu özgünlük ve ihtişam Moron ve diğer sanatçıların Amerikan manzara tablo geleneğine kazandırdığı bir kavram. Burada jeolojiye, farklı kaya oluşumlarına ve hatta farklı yosun ve bitki çeşitlerine bile özen gösterildiğini görüyoruz. O sırada Moore'un jeoloji araştırma ekibiyle seyahat ettiğinden, Amerika'nın jeolojisi hakkında bir nevi uygulamalı ders aldığını söylersek yanlış olmaz. Bunu tablonun ön planındaki kayalardan, üst üste binen kaya katmanlarını tabloya yansıtmasından anlayabiliriz. Bunu uzakta kalan sol taraftaki çizgilerle yumuşatılmış fırça darbelerinde de görebiliriz. Sanatçı bu çalıların dikenli dokusunu ve bu çalılara sürtünmenin nasıl olacağı hissini bize geçirmeyi başarıyor. Tablonun merkezinde bulunan ve bize sanatçının yakalamaya çalıştığı derinliği hatırlatan çam ağaçlarındaki ışık da buna örnek verilebilir. Morin büyük ölçüde Turner'dan ilham alıyordu. Turner'ın daha büyük çapta estetik bir etki yaratmak için düzenli olarak doğayı kurban etmesinden bahsediyordu. Morin'in burada anlatmaya çalıştığı aslında şu. Buraya rehberler için çizim yapmaya gelmedim. Bu tabloda bu yerin izlenimini veriyorum tek bir sahnede bu mekanın özünü ve ne kadar büyük olduğunu veriyorum. Şimdi de tablodaki insan figürlerine bakalım. Bunlardan bir tanesi oradaki kaşiflerden biri. Belki de Hayden. Bu kaşif bir Amerikan yerlisiyle konuşuyor ve ona bir şey gösteriyor. Figürlerin solunda bir grup insan ve üç tane at olduğunu görüyoruz. Ortadaki insan figürünün beyaz atın üzerindeki fotoğraf ekipmanlarıyla ilgilenen William Henry Jackson olabileceğini düşünüyorum. Onun yanında oturan ve eskiz defterine bakan figüre dikkat etmenizi istiyorum. Manzaraya sırtını dönmüş oturan kişi Thomas Moran'ın ta kendi. Sanki bize şöyle diyor. Bunların hepsini hafızama kaydedip size geri aktarabilirim. Her şey yolunda. Burada adeta ben bir sanatçıyım diyor. Şimdi de tablodaki Amerikan yerlisine bakalım. Amerika'nın batısı ile ilgili efsanelerden biri de burada elde doğal bir hayat olduğuydu. Ama bu doğru değildi. Evet burada şehirler, kasabalar, demir yolları gibi gelişmiş unsurlar yoktu. Ancak Amerikan yerlileri de buradaki doğayı büyük ölçüde etkilemişti. Burada ilginç olan iki figür arasında gördüğümüz dostane ilişki. Bu da bize Amerikalı kaşiflerin hayatta kalabilmek amacıyla yerel kabilelerle iletişime geçmek zorunda olduğunu hatırlatıyor. Nereden yemek bulabiliriz, düşmanlardan nasıl korunabiliriz, tüm bunlar için yerel kabilelere ihtiyaçları vardı. Ancak ilişkiler bu tabloda göründüğü gibi her zaman bu kadar barışçıl değildi. Bu tablonun yapılmasından iki yıl sonra bölgede altın madenleri olduğu keşfedilecekti. İnsanlar rezervasyon denen özel bölgelere yerleştirilmeye başlayacaktı ve oturan bu aile Kastır bundan sadece birkaç yıl sonra bu bölgede savaşacaktı. Kızılderili savaşları Amerikan İç Savaşı'ndan sonra başladı ve çatışmalar transkontinental demir yolu hattı inşa edilirken gittikçe yoğunlaştı. İki tarafında hayatta kalmasına odaklanan düşünce, Moran gibi sanatçılar ve Hayden gibi kaşiflerin devam ettirmeye çalıştığı bir istekti. Amerikan yerlileriyle ilgili politikaların acımasızlığı ışığında bu tablo aslında nelerin farklı olabileceğine dair bir nostaljiden ibaret. Ayrıca Amerikan tarihinin bu döneminde batıya ve kuzeybatıya doğru büyük bir genişleme söz konusuydu. Moran bu kompozisyonu 1893 Dünya Fuarı için yeniden ele alacaktı ve tablonun 1893 versiyonuna dayanarak Frederick Jackson Turner şu anda öncülük tezi olarak bilinen tezi ortaya atacaktı buna göre Amerika batıdan doğuya kadar kıtayı sömürgeleştirmişti ve geriye sadece ortadaki boşlukları doldurmak kalmıştı bu biraz fazla dramatik bir düşünce olsa da, orta kısımdan çok daha önce şehirler ve altyapılar sayesinde Amerika'nın her iki yakasında da çeşitli nüfusların yaşadığı gerçeği yansıtan bir ifade. J. Cook'un başkanı olduğu Kuzey Pasifik Demiryolu şirketine geri dönelim. Kuzey Pasifik Demiryolu yöneticileri, insanları bölgede bulunan kaplıcalara götürecek hatlar inşa etmek istiyordu. Buna Manitou kaplıcaları, Colorado kaplıcaları ve Carmel örnek gösterilebilir. Bu yerlerin tamamını Almanya'daki Baden-Baden şehrine alternatif olarak görüyorlardı. Hatta sloganlarından biri şuydu, Avrupa'yı da görün ama Amerika'dan sonra. Cook şirketin tamamını finanse ediyordu. Moore'un geri döndüğünde Hayden'ın araştırma raporunu William Henry Jackson'ın fotoğrafları ve kendi sulu boya tablolarıyla birlikte kongreye sunmayı düşündüğünü öğrendi. Hayden, Yellowstone'un ilk resmi ulusal park olması ile ilgili bir öneride bulunacaktı. Bunu öğrenen Moran, Washington'da bir stüdyo kiralayarak bu tablo üzerinde çalışmaya başladı. Mart 1872'de Başkan Grant, yasa tasarısını imzaladığında Moran tabloyu tamamlamıştı. Daha sonrasında kongre bu tabloyu satın aldı ve bu tablo Amerikan kongre binasında sergilenmeye başlandı. O sırada Jay Cook isteğine ulaşmıştı. Ulusal bir parkın belirlenmesiyle birlikte istediği demiryolu hattını inşa edebilecekti. Şu anda bu hat Old Faithful Inn olarak biliniyor. Moran daha sonrasında ülkenin batısından manzaralar resmetmeye devam etti. Öyle ki kendisine daha sonrasında Thomas Yellowstone Moran adını verecekti. Bugün o bölgeye gittiğinizde her yer turist kaynasa da mutlaka yollarda kaybolun çünkü kısa bir süre içinde kendinizi doğanın içinde bulacaksınız ve yılların nasıl da geçtiğini kolayca hissedeceksiniz sanki morunla birlikte Yellowstone nehrinin kenarında duruyormuş hissine kapılabilirsiniz